Arkadaşlar merhaba. Bugün size Delta PLC'lerde kullanılan data tiplerinden ve Delta PLC değişken tiplerinden bahsedeceğim. Arkadaşlar eğer data tipi bit ise bunun data uzunluğu 1 bittir arkadaşlar. Digit ise data uzunluğu 4 bittir. Byte ise data uzunluğu 8 bittir. Word ise 16 bittir. Double word ise 32 bit uzunluğunda data uzunluğundadır. Arkadaşlar delta PLC'lerde sayılar da bit, integer, unsigned integer, double integer, unsigned double integer, floating olmak üzere çeşit sınıflandırılmıştır. Bit ise değerli aralığı 0 ile 1 aralığındadır. Data uzunluğu 1 bittir. Integer tipi bir data ise data uzunluğu 16 bittir eksi 32767 ile artı 32767 aralığında değer alır arkadaşlar. Yani negatif ve pozitif sayılar ifade edilir. Unsigned integer ise 0 ile 65535 aralığında değer alır. Double integer ise 32 bit uzunluğundadır. Eğer eksi 2 milyar 147 milyon 483 648 ile artı 2 milyar 147 milyon 483 bin 648 aralığında değer alır arkadaşlar. Unsigned double integer ise yani işaretsiz double integer ise 0 ile 4 milyar 294 milyon 967 bin 295 aralığında değer alır. Floating tip sayılarda 32 bit data uzunluğundadır arkadaşlar. Gelelim delta PLC'lerdeki değişken tiplerine. Delta PLC'lerde eğer x ile ifade ediliyorsa değişken, bu bir fiziksel giriştir arkadaşlar. Bunların adreslemesi de x0, x7, x10, x17, x20, x27 şeklinde devam eder. Y ise, y ile gösteriliyorsa ifade, bu bir fiziksel çıkıştır, bir röledir, transistör çıkışı olarak düşünebiliriz. Bunlar da Y0, Y7, Y10, Y17, Y20, Y27 şeklinde adreslenir arkadaşlar. M ile gösteriliyorsa bu bir dahil bit adresidir. Bu PLC içerisindeki yardımcı rölelerdir. Bunlar da M0'dan M999 aralığında adreslenir arkadaşlar. S ile ifade ediliyorsa bu step kontaklar için kullanılır. S0 ile işte S100 aralığında onluk sayı tabanlı adreslenir bunlar. D ise 16 bit veya 32 bit data registerlar için kullanılır. D0'dan işte D9, 999a aralığında onluk sayı tabanında adreslenir arkadaşlar. Tabi burada vermiş olduğumuz bu aralıklar PLC'den PLC'ye değişir. T ile gösteriliyorsa bu bir timer register'dır. zaman ürelerinde kullanılır. Ayrıca bunların kontak gösteriminde kullanılır arkadaşlar. O da işte T0 ile T100 aralığında gösterildiği gibi mesela onluk sayı tabanında adreslenir. C ile gösteriliyorsa bu counter register'dır arkadaşlar. Sayıcı registerlarında kullanılır. Bunların kontaklarında kullanılır. O da C0 ile C100 gibi onluk sayı tabanında adreslenir arkadaşlar. E ile F ifadeleri varsa bunlar dolaylı adresleme değişken tipleridir arkadaşlar. Dolaylı adreslemelerde kullanılır. Bunları ileride anlatacağız. Eğer <laughs> KNX, KNY, KNM gibi adresleme varsa, gösterim varsa bunlar bit adreslerinin word şeklinde kullanılmasıdır arkadaşlar. Örneğin K1 M0 gibi bir ifade varsa bunun anlamı şudur. M0'dan M3'e kadar 4 bitlik adresi word şeklinde göstermektir bu. Burada mesela K4, M0 diyoruz. Bu da M0 ile M15 arasındaki 16 bitlik adresi temsil eder. Teşekkürler izlediğiniz için. İyi çalışmalar dilerim.